Onun yaptığı savunmadaki baskı son ana kadar bizim takım savunmamızı da olumlu yönde etkiledi. Tabii şu anda Olympiakos baktığımız zaman bizim 5 tane eksiğimiz var ama çok hızlı hücum sayısı ve içeriden etkili bir uzunları olmamasından dolayı o istedikleri skor farkını sahaya yansıtamıyorlar. Çünkü şu anda sahadaki 5'lere baktığımız zaman daha tecrübeli gözüküyor bize. Tabii foul atışlarında kaçırmaları bizim şu ana kadar fazlasıyla işimize yaradı. Gilinyadakis o da 2'de 0 yaptı Lucas. Son müdahale Lucas'tan. Fenerbahçe Ülker ucumu olacak. Dušan Ivković'in de gözlerini takip ettim. Diğer yarı sahaya geçene kadar en Ülker Arman'a baktı. Tabii şimdi Ivković de dünya şampiyonasından sonra takıma yeni geldi. Evet. Ay, süreç çok fazla değildi. Takımına da şu anda çok hazır olduğunu söylesek çok doğru bir gözlem olmaz. Maxim Mutaf şut sayılı katışı isabetli değil. Papalukas alıyor. Maxim Mutaf karşısında faul. Maxim Mutaf. İkinci faulünü yapmış oldu Maxim'de Papalukas bu faulün ardından. İşte Maxim gibi oyuncuların mutlaka bu şut tercihlerini doğru zamanda yapması gerekiyor. Oralarda işte zamanın onların lehine geçmesi için de onların mutlaka o tercihlerdeki kararlılığı göstermesi gerekiyor. İlk serbest atışı isabetli Papalukas, ikinci serbest atışını kullanacak. Bu da başarılı. 17-16. Olympiakos öne geçiyor. Bu arada Papalukas da hemen takımı organize ederek tam sağ baskıya yerleştirdi. Yani oyunun içindeki koç Papalukas Olympiakos'ta. Bütün arkadaşların dizilişini yaptı. Sana zemini silinmesini bekliyoruz bu arada. Şu anda Ivković çok fazla takıma müdahale etmiyor gördüğümüz kadarıyla. Sanki bazı şeyleri daha belirgin hale getirmek için takıma biraz izin vermiş gibi oyunculardan nasıl verim alacak onu görmeye çalışıyor. Erbil Papalukas karşısında. Erbil Nilsen de geldi. Oradan topu çıkartıyor. Malbasic, Maxim Mutaf. Erbil tekrar üst sayı çizgisinin gerisinde. İçeride 3 oyuncu var. Ömer Onan 10 saniye kaldı hücum süresinin sona ermesine. Oğuz Savaş oyunda Fenerbahçe Ülker'de. Oğuz'a gelmedi. Şimdi topu çevirmeyi başardı Oğuz. Malbasic girdi içeriye. Atışı isabeti değil. Gilyadakis faul yapıyor. Her hücum sonrasında Spalya'da oyuncularıyla çok hararetli konuşmalar yapıyor. Az önce Maxime erken şuttan dolayı birkaç bir şey söylemişti. Bu hücumda içeride şut olmasına rağmen süreye baktı. 16 saniye kaldığını görünce dışarıya çıkardı topu. Bu arada hiç, Fenerbahçe Ülker devreye sokmadı. Baktığımız zaman belki 2 numara oynayan bir oyuncu ama yine de pozisyon itibariyle bir de oynama yeteneği olan. Bakalım ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe Ülker onu da devreye sokmaya çalışacak mı? Malbasic, Rashid Malbasic ilk serbest atışı isabetli. İkinci serbest atışını kullanacak. Skorda denge var 17-17 ve 17 saniye ilk çeyreğin son ermesine. İkinci serbest atışı da isabetli. Çok yumuşak bileği var Malbas için. Spanoulis. Nilsen. Papalukas aldı topu. Gilyadakis perdelemede. Papalukas Nilsen'e gönderiyor. Onun atışı isabetli. İki sayılık bir basket ayağı çizgide. Nilsen'in bu arada çeyrek sona eriyor ve ilk 10 dakikalık bölümü Olympiakos 19-18 önde geçiyor. Ülken ve Lynn Greer de Fenerbahçe Ülker'de ikinci çeyreğe başlayanlardan. Evet, baktığımız zaman Emir Prestiş'i 4 numaraya çekti Fenerbahçe Ülker. Takım biraz daha kısalmış durumda. Oğuz'un da ayaklarının yavaş olduğunu düşünürsek otomatikman savunma reboundları bizim için önemli olacaktır. İlk periyotta 7'de 1 üçlük isabetimiz var. Oğuz Savaş. Oradan müthiş bir bitiriş. Olympiakos'a sadece 2 tane üçlük kullanmış durumda. Papalukas, Ömer Onan karşısında. Papalukas. Gilyadakis topla buluştu. Yardım geliyor savunmaya. Lucas 3 sayılık atışı isabetli. Sürekli baskı istiyor Ivković takımından.
Mingrir Oğuz'a çok güzel indirdi topu ama Oğuz elinden kaçırıyor. Tepeden girmişti içeriye doğru Oğuz Savaş. İşte bir organizasyon yaptıktan sonra bu tip pozisyonları değerlendirmek gerekiyor. Öbür türlü olduğu zaman maçın kontrolü ister istemez karşı tarafa geçiyor. Oğuz Savaş faul. Tabii iki tarafta biraz daha kısa bir beşte sahada yer alması otomatikman potu altındaki uzunların da birebir oyunlardaki tercihlerini önemli hale getirmiş durumda. Lothar Halperin ve Mavro Kefalidis ikilisi ilk 10 dakikalık bölümde hiç süre almamışlardı Olympiakos'ta. Bu çeyrekte oyuna başladılar. Evet. Almamız gereken bir savunma reboundıydı. Mavro Kefalidis soruyu biraz karıştırınca. Evet, Emir Presic'e göre biraz daha kuvvetli evet. Bir oyuncu. Papalukas pot altından topu oyuna sokacak. Şimdi Mavro Kefalidis'e, o da Lothar Halperin'e bıraktı. Halperin, Papalukas. Gliniadakis perdelemeye geldi. Papalukas, Oğuz da çıktı dışarıya. Mavro Kefalidis. Emir Presic onu savunmaya çalışıyor. Mavro Kefalidis atış isabeti değil, kendi topunu aldı. Çevirmeyi de başardı Lucas'a. Hani yine az önce senin söylediğin cümlenin tekrarı almamız gereken bir savunma ribantuydu ama bunu da kaçırıyor Fenerbahçe Ülker elinden. Bir hücum şansı daha Olympiakos için. Papalukas 3 sayılık atışı isabetli değil. Çok kararlı bir şekilde, net bir şekilde geldi, topu çekti, aldı Emir Presic. Mavro Kefalidis onu kontrol ediyor. Oğuz Savaş dışarıda. Oğuz Savaş elinden kaçırdı. Son anda çevirmeyi başarıyor. Oğuz Savaş, Gliniadakis'le karşı karşıya faul. Tamamen doğaçlama gelişen evet. Bir olay oldu bir çok anda. Çok zorladı şansını. Oğuz en azından faulü almayı başardı. Biraz tabii baktığın zaman... İlkoviç de takımı iyicene kısaltmış durumda şu anda. Bakalım Oğuz'u kimle savunacaklar. Olympiakos'ta da Theodosic ile Sponulis kenardayken o istenen tempoyu biraz kaybediyor Olympiakos. Şu anda belki topa yapacağımız, baskıdan kapacağımız toplarla kolay sayılar atma şansımız da olabilir. Çünkü bu durumlarda Ömer Alan ve Greer'in yüksek isabetli bitirişlerini biliyoruz. Oğuz Savaş. Oğuz Savaş. Skora dengeyi getiriyor. 22-22. Papalukas Olympiakos hücumu başladı. Ömer Onan karşısında. Mavro Kefalidis perdelemeye çıktı. Nisan Lothar Halperin. Halperin çember altına çok güzel gönderdi. Panya'ya değdikten sonra Oğuz'un müdahalesi var. Basket. İşte Oğuz eşleşmede mutlaka adamıyla yardım ettiği kısa arasında çok akıllı oynaması gerekiyor. Yoksa bu tip pozisyonlarda problem yaşıyoruz. Mingrish, Lucas içeri girmesine izin vermedi. Emre Prezic'e topu çıkartıyor. 10 saniye kaldı hücum süresinin sona ermesine. Prezic kaybetti. Onun kaybettiği topu Oğuz kontrol ediyor. 4 saniye, 3 saniye. Lingrir. 1 saniye kala atışı isabeti değil Oğuz Savaş. Panya'nın arkasına top deyince Fenerbahçe Ülker adına bir top kayboluyor bu. Yalnız hücumdaki düzenlerimiz biraz problem yaşamaya başladı. Mutlaka daha iyi organize etmemiz gerekiyor. İçeriye pas vererek bir nefeslenmek gibi. Lucas, Papalukas, Mavro Kefalidis, Nesterovic birazdan tekrar oyuna girecek Olympiakos'ta. Mavro Kefalidis'in atışı isabeti değil. Prazic ile savunma reboundunu alıyor Fenerbahçe Ülker. Nisan önünü kapattığı için topu dışarıya çıkarmak zorunda kaldı Prazic. Erbil Eroğlu, Prazic, Ömer Onan. Yine 10 saniye kaldı. Lingrir, Halper'in karşısında. O savaş perdelemeye çıktı. Lingrir içeriye giriyor. Ömer Onan boşta, aldı topu. 1 saniye kala Ömer Onan. Ömer çok akıllıca davrandı. Dip çizgide topun ona gelinmeyeceğini, pozisyonu zora girdiğini düşününce hemen faul çizgisine doğru hareketleniyor. Topu alıyor ve basketi yapıyor Ömer Onan. Çok kolay bir şey değil. Çünkü Olympiakos topu çok iyi savunan bir takım.